Videodan herkese merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Bu hafta doğru düzgün balığa çıkamadık, hava poyraz yaptı. Bir de iki gün çıktım, poyrazdan dolayı tabi balık da keyifsizdi. Onun için sizleri videosuz bırakmamak için bu hafta farklı bir içerik yapayım dedim. Çok soruluyor, nereye gidelim Akyaka'ya geldiğimizde, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Onun için bugün Akyaka azmak turunu çekiyorum sizler için. Bu daha önceki videolarımda vardır. Buradaki azmak dediğimiz nehir yukarıdan akıp denize doğru inen, yaz kış akan bir nehir. Buranın özelliği, akvaryum özelliği var. İçerisinde çok çeşit balık yaşıyor. Bunları biraz sonra kaptanımızla birlikte sizlere anlatmış olacağız. Evet, kaptanımız Şadi Kaptan, Şadi abimiz. Şadi abimiz, günaydın. Buranın, Akyaka'nın en fenomen kaptanlarından birisidir kendisi. Teşekkür ederim. Senin kadar olmasak da bir şeyler becermeye çalışıyoruz. Yok, iyisin abi, maşallah. Evet, burada da Semih ablamız var. Maşallah, bereketli olsun. Sağ ol Ozan'ım, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Biz balıklarla uğraşıyoruz. Ha, iyi, çok güzel. Niva, maşallah. Oo, mercan. Mercan var. Sokkan. Tirsi mi o? Tirsi var. Uskumur var. Bülent abi, ne var ne yok? Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapalım abi? Çekim. Çekim yapıyor, çekim. He. Bizim mevcut yapacak o. Kaç kilo? Semih abla, bir gün senden de çıkalım. Ağa tam ağa kaldıram. Çıkalım. Bir gün Semih ablandan da çıkacağız. Çıkalım. Maşallah balıklara. Şadi abimin teknesi buranın, Akyaka'nın ilk elektrikli teknesidir. Değil mi Şadi abi? Türkiye'nin nehirlerde çalışan ilk teknesi aynı. Öyle zaman. Mi? Tabii Türkiye'nin. Türkiye'de nehirlerde çalışan ilk elektrik tekne. Sonrasında birkaç tane daha bu şekilde yapıldı. Bu ne zaman? Bu sene hepsi tamamlanacak mı? Yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama seneye hep elektrikli olacak artık. Evet, şimdi önümüzden gelen burada normal eski tip tekneler, motorlu. Pancarlı. Çeşitli boyutlarda. Evet. Kaç metre abi bu? Bu 7.90. 7.90. Kaç kapasite? 14. 14 mi? Evet. 12 artı 2 daha doğrusu. Şöyle. Bunlar bizim eski patlat diye. Evet. Aynen. Ya tabii bunların keyfi ayrı oluyor ama sonuçta burada bir sessizlik var, bir güzellik var. Bu doğanın sesini, güzelliğini bu elektrikli teknelerle yaşamak daha güzel. Bu senin eski tekne değil mi? Evet. Öyle bakarsın yazmış. Bak Şadi abi arkası. Ha. Müdür. Evet, Şadi Kaptan. Şadi abimin de Instagram hesabı var. Kendisini buradan takip edebilirsiniz. Günlük her gün buranın güzel videolarını, fotoğraflarını atıyor. En çok ünlüleri ağırlayan kaptandır kendisi. Şadi abim. Gözlerim kapalı olsa bile Akyaka'yı kokusundan tanırım demiş. Evet Şadi abi. Şimdi bize azmak bir anlatır mısın abi? Bu azmak neden azmak nehri denmiş? Kaç kilometre? Koyayım anlatayım. Akyaka'yı anlatayım. Değil mi? Anlat bitmez. Yıllar önce burası Gökova'ydı. Daha doğrusu evet. Gökova oldu, sonra Akyaka. Evet. Sonra aklımıza geldi, Akyaka diye değiştirdik. Şimdi Akyaka. Evet. Evet. Akyaka'mıza hoş geldiniz. Nehrin ismi Kadın Azmağı. Evet. Kadın Azmağı daha doğrusu. Doğru. Kadın Azmağı denmesi nedeni, eski tarihte büyüklerimiz çamaşır yıkamaya gelirlermiş. Sodalı bir sudur. Yani nehrin yaklaşık %20'si maden suyudur.
su altı, su üstü, yeşil, mavi, turkuaz etlerin görüldüğü dünyada ender yerlerden bir nehirdir ayrıca. 40 santimetreden 10 metreye kadar derinlikler mevcuttu. 3 çeşit balık yaşar, levrek, kefal, yılan balığı. Birinci dereceden doğal sit bölgesidir. Amatör de olsa her türlü avcılık yasaktır. Evet. Körfez'de iki azmak vardır. Akçapınar azmağı, kadın azmağı. Su altında yenilebilen otlar mevcuttur. Su teresi ve kazay olarak bilinir. Yaklaşık 100 çeşit kuş ile 300 çeşit bitki türü mevcuttur. Gökova'nın milattan önceki ismi İdima uygarlığı olup dağın yamacında küçük bir kale kalasını göreceksiniz. 353-354 yıllarını yaşamışlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun küçük uzantısı olup Helenistik çağdan kalmadır. Teknemin baş üstü yazan söz bana aittir. Gözlerim kapalı olsa bile akyaka kokusuna tanırım. Akyaka güzel, aşkaka sizlerle daha bir güzel. Evet. Güney Ege'nin incisi Gökova Körfezi'nden sevgilerle. Ben evet. Şadi Kaptan, her şey akyaka için. Akyaka güzel, aşkaka sizlerle daha bir güzel. Evet, herkesi buraya bekliyoruz dostlar. Seviyorum. Saygılarla. Evet, Şadi abi şimdi bu nehrin uzunluğu ne kadar abi? Nehrin uzunluğu yaklaşık 1800 metre civarında. Biz 1500'den geri dönüyoruz. İleri geçemiyoruz çünkü su sığlaşıyor. Evet. Peki abi bu seneki fiyatımız nedir? Kişi başı 50 TL. Kurumsal çalışırız. 0-6 yaş grubu ücretsizdir. Evet. Resmi fiyat vardır bizde. Fiyatımız tektir. Turumuz engelliler, ne kadar sürüyor? Engelliler, şehit, gaziler ve yakınları misafirimizdir. Evet, ücret sormayız. Kesinlikle kimliklerini göstermeler bizim için yeterlidir. Evet. Hatta engelliyim deseler dahi bizim için gaziymiş. Gazi, evet. Şehit, yakın dese dahi yeterlidir bize. Beyan bizim için esastır. Evet. Ve teknemiz ona göre dizayn yapılmış. Engelliler evet. için de yerimiz var. Evet, aynen. Engelli yerlerimiz mevcuttur. Teknemiz dünya standartlarındadır. Her ne kadar boyutlar küçük görülse de. Peki abi, yarım saat mi sürüyor? 23-25 dakika arası. Evet. Evet, buraya herkes... Biz de iyi bir çevreciyizdir yıllardan beri. Her ne kadar evet. makine, dizel makineler olsa da bizim sadece gürültümüz vardı. Ama sonuçta o da bir kirlilik. Gürültü tabii, kirliliği. Tabii, gürültü kirliliği. Teknelerden kesinlikle bir kirlilik nehre akıtılması mümkün değildir. 6 tane resmi kurum tarafından düzenlice denetlenmeyiz. Onlar denetlemesini bırak. Biz kendimiz zaten kendi kendimizi denetliyoruz. Evet. Çünkü bizim burası aşımız, içimiz, ekmeğimiz bizim burası. Zaten yeni gelen, yeni nesle kirli bir dünya kaldı. Doğru. Bari biz temizleyelim. Bari biz temiz tutalım. Torunumuz torunumuza, çoluğumuza çocuğumuza. Evet abi. Şimdi biraz da çevreyi çekelim bakalım. Evet. Burası Bira Bira restorant arkadaşlar. Yine balık restorantı. Burası da çok sevdiğim bir arkadaşımın restorantıdır. Mehmet Aras. Buraya da geldiğiniz zaman uğrayabilirsiniz. Evet. Ördeklerimiz, kazlarımız. Balıkları görüyorsunuz. Aşağıdaki balıklar levrek ve kefal. Abi derinlik yer yer değişiyor değil mi Şadi Kaptan? Tabii, tabii. En derin noktası kaç metre? 10 metre köprünün olduğu yerden. Kaç? 10 metre. En sığ yer? Şu an üzerinden geçiyorsun. Ha burası. Evet. Yarım metre, 40 santim gibi. Evet.
Evet, şu anda geri döndük. Bu güzel tur için ve bu güzel anlatım için Şahat abiye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Siz de sağ olun. Güzel insan. Şahat abimizi. Sizinle bekliyorum hakikaten. Evet. Herkesi buraya almak turuna bekliyoruz. Ben Şahadi Kaptan. Instagram hesabı Şahadi Kaptan. Destek evet. Verirseniz de sevinirim. Aynen. Şahadi Kaptan da kendi çapında ederim. Artık buranın reklam için uğraşıyoruz. Tabii tabii. Sağ ol abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Sevgiyle kalın. Kendine iyi bak abicim. Görüşürüz. Reis, kolay gelsin, hayırlı işler. Tamam. Nasıl işlemiz? İyi Allah belakı. Çalışan iş iyi. Evet. Çalışan ekmek var. Var tabii. Cazır adı kursun kokoreçleri. Evet. Balık ızgara da var gari. Var var. Devrek, var, tupra. Evet, çiğ satabiliriz. Bir çiğ ızgara da. Evet. Tava, hepsi var. Evet. Evet arkadaşlar, artık kendimiz burada balık da satıyoruz. Balık dolabı aldık. Allah nasip ederse yarın gelecek dolabımız. Kendi tuttuğumuz balıkları burada artık satmaya başlayacağız. Çünkü hani balık satmak için sağa sola gidiyorduk. İnsanlar soruyordu neredesiniz falan filan diye. Biz de artık dedik böyle bir şey yapalım. Burada gelen alsın. İster evinde götürsün yesin. İster biz yapıverelim burada. Burada yesinler ailesiyle. Yani her türlü hizmet var. Hüsnü Reis'in yerinde. Değil mi Hüsnü Reis? Evet. Evet. Kızılyaka köyü Ula Muğla'ya bağlı. Akyaka'ya 10 kilometre. Fethiye istikametinden gelirken sağda. Akyaka'dan Fethiye istikametine giderken 10 kilometre sonra solda. Bugün takipçilerimiz de gelmiş. Misafirlerimiz var. Şöyle onları da göstereyim. Sağ olsunlar. Çok şükür. Herkesin ayağına sağlık. Allah razı olsun herkese. Dostlar geliyor. Hüsnü Reis'i seviyorlar. Sevme mi ya Hüsnü Reis, değil mi? Evet. Şortlarımız. Yunus Bey, Şef Kartan. Heh, geldim, söyle. Acıktınız mı? Mama mı? Hayır, ben çekerim, sen zahmet etme. Size balık yedirelim mi balık? Balık yiyecek misiniz? Ya pis. Gel. Bu da bizim evlatlık burada. Gel oğlum, gel. Masaların altını böyle temizler bu eleman. Kim bu? Ozan. Bu kim? Beren Su. Baba. Baba. O bu çeniği. Evet. Artık Hüsnü Reis'in yerinde balık ızgarada devrek de. Evet, balık ızgarada mevcut. Devrek var, çupra var. Evet, herkes balık yesin diye devrek, yani balık ızgara artı salata 150 lira yaptık arkadaşlar. Balıklarımız tazedir. Bu şekilde görüyorsunuz.
herkesi bekleriz. Buyurun gelin. İki şalgam acısı, bir tane de ayran. Maşallah ekip ara gibi çalışıyor. Büyük ayran. Büyük ayran. Hanımla biz de takviye geliyoruz akşamları. Artık sezon başladı, tatilciler gelmeye başladı. Ondan kalabalık oluşuyoruz. İkizler de burada. Evet, maşallah ben iki masaya bakana kadar devrenin yarısını götürmüşler. Var. Evet. Bak pisi pisi de geldi. Senin yavrun da varmış ya. Balık güzel mi balık? Evet, balığı gözünüz arkada kalmadan gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Bizimkiler bayılıyor. Özellikle levrege hayır demezler. Oğlum, balık güzel mi? Evet, bu videomuzda Hüsnü Reis'le birlikte kapatalım dedik. Hüsnü Reis, önümüzdeki haftalarda inşallah bir balığa çıkacağız beraber. Çünkü diyor ki, oğlum diyor, olay bende bitiyor diyor. Ben olmasam sen balık tutamazsın diyor. Gerekirse ben gidemezsem benim ayakkabımı götür, tekneye go diyor, Uğur getirir o sana diyor. Doğru. Tamam dedim ben. Önümüzdeki günlerde şu bayram kalabalığını bir atlatalım, beraber bir çıkacağız. Hem buraya tezgaha balık getireceğiz. Artık balıklarımızı da burada satacağız. Öyle mahallede balık satmayla uğraşmayacağız. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Kızılyaka köyündeyiz. Buyurun gelin, buraya bekleriz. Herkesi, bütün takipçilerimizi. Hüsnü Reis, var mı diyeceksin takipçilerimize? Burada Kızılyaka'da uçak parktayız arkadaşlar. Buyurun gelin. Tamam. Menüde kokoreç, balık ekmek, köfte, sucuk. Evet Hüsnü Reis, evet, balıkları hazırlamış. Şöyle. Korkunluk balıklarımız var. Evet, maşallah levrek, çupra. Adam biliyor bu işi ya. Ha. Görsel hemen vitrini hazırlamış. Buradan müşteriye gösteriyor. Müşteri evet. Beğenirse hemen temizlenip pişiriyor değil mi? Tabii. Helal ya. Biliyorsun bu işi sen ya. Bu işte de Charles Bruce. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Şimdiden herkesin bayramını kutlarız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice bayramlar inşallah herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun.